Selamlar sevgili YouTube, hoş geldiniz arkadaşlar. The Third Age Total War'da Rohan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Dunlan'ın tordularını yerle yeksan ediyorduk efendim. Burada gördüğünüz gibi. Oğlum şu 19 kişi neymiş ya bu arada, ama 1144 olduğu için onu dahil etmiyorum şu an. Önce 353 kişiliği bir yok edelim. Burada hallettik işte, 100 kişilik 200 kişilik falan küçük küçük bir hallettik. Bir tane varisi öldürdük. Şimdi bir 353'e bir dalalım. Eomund'u da saf dışı yapıyorum, hani o da, onun ordusu da taze taze dursun yanımızda. 2500 kişi, biz Theoden'in ordusuyla devam edelim. Efendim şunu bir açıp kapayım tekrar, şu denge tekrar otursun. 353 kişiye mezar olalım. Efendim. Ya Karabela, bak bana diyorsun ki Isengard'ı al, geliri iyi olur. Bilmem nereye al, oranın geliri iyi olur. Alıyoruz alıyoruz, param hala eksi de kardeşim, ne yapacağız bu işi ya? Neye göre düştü, ben onu da anlamadım. Oğlum o kadar bak, smoking house'lar yaptım. Ondan önce yaptıklarım hatırlamıyorum bile. Chicken house'lar, bir şeyler, şeyler, kümesler mümesler. Nereye gitti bu paralar benim, ben anlamadım ya. Nasıl ben eksi alıyorum ya? Madenleri yapsan güzel olur. Madenleri yapabilmek için işte para yok. Bahreli'cim teşekkür ederim bu arada canım benim. Esneye bereket. Şimdi efendim bunlar acık daha birazcık daha dağınık bu ordu. Tabii ki çaresine bakacağız. Hiç sıkıntı değil. Önce orduyu çok hızlı bir toparlıyoruz. Şöyle 2 dedik. Bunlara 3 dedik. Okçulara 4 dedik. Kılıçları neredeyse hiç kullanmayacağım, 1 diyelim ama bir. Vergi kesintisi mi oluyor? Şehirlerin fazla olması lazım. Dengelenmediği zaman gelir değişiyor. Vergi kesintisinin olayı muhabbeti. Ben şimdi yeni bir şehir aldım. Şehir mi kale mi olası, orası bilmiyorum. Katıldan desteklesin abi. Rohan halkı para gelir öyle. Arkadaşlar. Hiç dillendirmiyorum biliyorsunuz. Tabii ki olursanız mutlu olurum. Herkesin kendi durumuna göre, kendi içinden gelmesi lazım yani. Bunu her videoda dillendirdiğimiz zaman ben gerçekleşeceğini şahsen düşünmüyorum. Dillendirmenin samimi olduğunu düşünmüyorum efendim. Erkuvvet hoş geldin, selamlar. Şimdi... Ana ordu sayısı da mı fark ediyordu lan bu arada? Ben ordumu biraz büyüttüm, onda olabilir mi? Biraz fazla ordum var şu an. İki büyük ordum var mesela. 5 bin kişilik ordum var. Kaledeki diğerlerini de sayarsan 6000'i buluyordur herhalde. Hayır, kabul etmiyorum ya ben bunu. Arkadaşlar koşalım. Adamlar dibimizdeymiş. Kaç. Allah'ınca oğlum, oraya nasıl geldiniz ya? Hayır, bir benimkiler orada, nasıl oradaydı onu da anlamadım yani. Yerleş kankim böyle. Allah Allah. Bana para lazım. Çok acayip eksiye düştüm ya. Bak bak sen itoğlu itlere bak ya. Hal hareketlere bak ya. Bak bak bak. Onları bir koşturalım da.
Oklayacağız. O sırada orduyu bir tık daha yanaştıralım. Hatta ordu çok şey ya. Şöyle yapabilir miyiz? Abi çok hızlı sayılarının azalacağını düşünüyorum. Bu atlıların. Bu ne bu? Dunlendik Riders. Sıkıntı değil. Bir grup atlı daha vardı ama onu unutmayalım da. Tamam 11. Tehdit olmaktan çıktınız artık galiba. Artık zannetmiyorum sıkıntı olacağınızı. O 10 kişiyi bir yakalayın da. Kafasını gözünü kırın abi. Arkalı önlü 3-5 hareket çekeceğiz. Gelin kardeşlerim. Vallahi Theoden 53 yaşında mı 54 mi öyle bir şey olmuştur. Continue like this, we will smash the enemy. Oraya kafanızı gözünüzü kırdık da. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. We've captured the enemy's general. Güzel. Varis Theotret aynen. Ben Eomund zannediyordum ilk başlarda. Söylemiştim hatta ama şey yok yani Theotret. Axman diye gördüm abi. Axman değilmiş la. Çekil çekil çekil. Manyak mısınız la? Çekil oğlum. Bu itoğlu itleri. Dört nerede? Oklayın la şunları. Pikeman'ı Axman diye görmüşüm ya. Elfler yaşlanıp ölmüyor. Nasıl ölecek? Aa, kara bela bilir la onu. Nasıl acaba hakikaten o olay? Allah Allah. Hiç aklıma gelmemişti. Oklayalım sevgili arkadaşlar. Oklamaya devam edelim. Ama bence ona bir çare bulamamışlardır. Ölüyordurlar ya. Bilmiyorum yani. Burada bile mesela atıyorum Theoden'in, Eomer'in uzun yaşaması için, sonraki turlarda ölmesi için 16 yaşında falan başlatmışlar. 16 mı 17 mi? Bakmıştık bayağı bir gülmüştük hatta. Abi adam bütün oklarımı her şeyimi adamlara kullanıyorum. Bir geberin lan. Bunların armorunun bu kadar yüksek olmaması lazım. Normalde ok yağmurunda Medivh'deki Total War oynayanlar bilir. Pikeman'lar acayip dağılır. Paramparça olur. Bu adamlar nasıl böyle az hasar alıyor anlamadım. Zar zor 70'ten 40'a düşürdük.
Bas geri, bas geri, bas geri. Sizin de bitti işiniz. Basın geri. Oklamaya devam arkadaşlar. Ya da bir şey diyeyim mi? 27 kişi kaldılar. Oklamayın. Seçtim orduyu. Atak kardeş. Atlı hariç herkes yani. Bütün piyadeler saldırsın. Bunlar ölür zaten hepsi. The enemy army flees the field. Pursue and run them down. Anca mı kaçma kararı verdiniz? Kimse kaçmasına müsaade etmeyin abi. Be awed by the victory we have won here today. Tamam, 353'e 24 kayıp makul olur yani öyle şeyler. Normalde 4, 5, 12 falan iyiydi ama bu da olur. Sonuçta bir yüz yüze bir savaş döndü orada. Girdik yani birbirimize. Yok et abi. Şimdi beni burada en çok korkutanın ne olduğunu söylüyorum. Şu. 1000 küsür kişilik. Lan bu ne lan? Lan bu 19 kişi. Hadi gir çabuk ya. Of ya abi, 19 kişi ne ya? Diğeri biraz bir tık daha, o da az. En son 1000 kişilik kalıyor. Ona da arkalı önlü dalacağız artık yani. Yukarıda bir ordu daha var. Arkadaşlar vallahi siz ikiniz koşuyorsunuz. Nerede bu adam? Heh. Bir koşun onu, bir oklayın onları. Abi artık benim Rohirrim, Archer'larım falan şeyi o kadar arttı ki bak. Mavi şey, mavi diyorum, sarı seviyeye ulaştı ya herifler. Güzel güzel. Gayet iyi abi. Oklayın seri seri. Aga çok ilginç ya. Bu kadar oka, mızrağı bilmem neye falan. Bak aradan böyle bir tane iki tane ölüyor. 14, 13. İyi. Bizim okçular da gelmiş. Şu an inanılmaz ok yağmuru altındalar abi. Ölen kişi sayısına bak ya. Only half the enemy force remains. Abi bunlar bir de Klan Spearman. Dandik bir birlik türü yani. Evet. 3. 2. Hangisi kaptan lan acaba? Şudur. Budur kesin. Tövbe estağfurullah. The enemy army flees the field. Pursue and run them down. Abi hayır. Onun kaçmasına tabii ki de müsaade etmeyeceğiz. Herkes ok atmayı bıraksın. Sen de kovalamayı bırak. Sadece şu adam kovalasın, onu öldürsün. Gel abi, gir 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 gir. This is a clear victory.
Orada ben bir adamı nasıl kaybettim ya? Friendly fire mı oldu acaba? Ok mu attı? Ne oldu ya? Ulan. Bak şu Galadriel tasviri bana Hobbit'teki Galadriel'i tabii ki hatırlatıyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki, film üçlemesindeki ve Hobbit üçlemesindeki Galadriel'i kötüleyerek Güç Yüzükleri dizisindeki Galadriel'i öven bir mantık oluştu. Hiç denk geldiniz mi YouTube'da? Abi kanım dondu ya. Ya sinirlenmedim de yani böyle bir şey olmadı. Sadece yani onu gördüm. Dedim ki eyvallah kardeşim yani. An honorable, glorious victory. Yes, my lord. Your orders, my lord. We shall engage. Ayda. Bu adam şimdi kurtuldu oradan. Bu da kaçtı. Şuna vursam sonra buna gelsem yetişebilir miyim ya? Ya da bunu bir bakayım. Bu ordumda atlı okçu bir tane var. Okçularım var. Atlılarım, güzel atlılarım var. Ne var bu orduda? Bu ne? Mızrak atıyor bunlar. Tamam. Bunlar güçsüz birlikler. Bunlar en güçsüz atlılar zaten. Bunlar bir tık daha güçlü ama bunların da armoru... Yani total defense 14 diyor ama... Çok güçlü değiller. Tamam arkadaşlar buraya... Eomund'un ordusuyla gireceğiz. Yes, my lord. Tamam mı? Eomund'un ordusuna güveniyorum orada. Burayı... Artık yani yoruldu Theoden'in ordusu. Buraya bir Theoden'in ordusuyla bir girelim. Gece yatmamıza gerek yok artık. Savaştan savaşa be. Sağ ol canım. Adamları ne temizledik ama ya. Şimdi bu benim üstüme gelmez. Benim üstüme gelmez. Ben onun üstüne gideceğim şöyle. Ordu yine böleceğiz arkadaşlar. Hızlandıralım. Şimdi bak bunlar Swordsman, şunlar Pike. Pike'ları oklamak daha mantıklı. Şu an Swordsman'ları çünkü her zaman arkadaşlar atlı atayla yok edebiliyoruz zaten. Şunları bir oklayalım güzel güzel. Bu Pike'lar bayağı bir hasar alsın. Okçularımız da geldi, çok iyi. Wow, 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 wow. Abi. Bizim modda da okçu nerfi yapmıştık, hatırlıyor musunuz? Bu kadar da nerfli değil ama bizim okçular ya. Bu çok acayip olmuş bu. Şu an paramparça olup dağılıp kaçmaları falan lazımdı. Hala alışamadım yani bak. Mızraklar ne çabuk bitiyor ya, bunların fırlattığı mızraklar. Gel 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 gel. Abi bas geri. Tuhaf bir atak oldu orası çünkü, bas geri.
Abi adam hala 75 kişiler şunlar. İnanamıyorum ya böyle bir şeye. Gir lan ey Ömer. Gir lan adam zaten üstüne geliyor. Gir. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. The enemy general abandons his men. We've captured the enemy's general. Tamam. Çok güzel oldu bu. Kanki kaç, nereye geliyorsun? Nereye geliyorsun? Tamam, bunu yok ettik galiba bunu gençler. Bu birlik tamamen yok oldu. Hatta 4 falan galiba toplam sayısı 4. Buna da okçuların atışını bir durduralım. Bunlar zaten durdu. Piyadelerle dalıyoruz bunlara. Bu arada hakikaten Hesoyan basıyor olabilirler. Hesoyan'ı yetiştiren canını topluyor, tamam mı? Diğeri yok oluyor abi. Abi 63 kişi nedir ya? Behold how our cowardly foe runs. It's time to press the attack. Abi şunu bir yok edelim. This is a clear victory. Vallahi bir kayıpla 319 kişiyi öldürmek de iyi bence ya. Adamları burada dümdüz ettik ha. Baksana bak 23 dakikadır videoda savaşıyoruz şu an. 12. bölüm. Tortage 12. bölüm. Akıllara zarar. Küçük küçük savaşlar ama. Tamam. Ya büyük hasar verdiğimi düşünüyorum şeye. Danlında. Bu şey değildi. Burada bir lord var mı? Çok aşırı derecede merak ettim ya. Yok. Oğlum arkada bir de bunlar var ya. Şurası kimdi? Şu sarı olan yer kim ya? No fool, send your emissary to me. Your orders, my lord. Bunlar da yeneriz abi, yapacak bir şey yok. As you command. Tamam. 2'ye 1 adamlar yarımız kadar, 2500 kişilik ordumuz var. Rohirrimler gayet makul. Bir tane lordum var, Eomund. Güzel kullanacağız onu. Piyade sayım 2 4 7. Peasant'ı da sayarsak 8, yani Peasant'a kalabalık yaratıyor sonuçta. 5 grup okçum var. Bir grupta atlı okçum var arkadaşlar. Bunları güzel kullanacağız. Saldırıyorum. Eomund'la da bir şu 1100 kişilik orduyu yok ederim. Burası telef olsun ki bir kuzeydekilere bakacağız. Önümüzde bir tane büyük ordu var. Onun arkasında bir küçük yarım bir ordu var. Diğeri hesaba katılamayacak kadar küçük bir şey. Bir grup mu, iki grup mu ne? Şimdi sen üstüme geleceksin mi yoksa ben mi geleceğim? Sanırım geliyor arkadaşlar. Ulan tam şey... Kafamda bir şey düşünüyordum ya. Şu an fotoğrafı unuttum. Neydi lan fotoğraf? Bekleyin bir şurayı toparlayayım. Bir de aynı fotoğraf gelirse hatırlatsana bana. Gerçi Karabela cevaplamış. Melkor muymuş o? İleride Edoras'tan Eivor'un atlı birliği çıkıyor. Atlı binası sona gelince. Anladım. Abicim şimdi benim güzel abilerim. Bunları da
Ekle bire. Niye o kadar geridesin kanki? Abi bunların oku yetmiyor mu lan? Yetişmiyor mu? Sıksanıza oğlum. Enemy dedi biri lan. Oğlum burada şey mi var? Kadın birlikler mi var? Şunlar olabilir mi? Enemy, aynen. Böyle bir şeyler söyledi ya. Arkadaşlar atak. Şimdi aldın mı Rohirrim'i? Aldın mı Horseman'a? Geldin mi şöyle? Diğer taraftan Rohirrim. Abo! Saldır! Çakal herifler sizi. Yer mi oğlum Anadolu çocuğu? Aldın onu böyle. Şöyle bas ileri, bas ileri. Ortadaki savaşı her türlü aldık. Ortadaki savaş bizde. Geldin abi şöyle. Girdin şu şampiyonlara. If we continue like this, we will smash the enemy. Good tidings. The enemy general lies dead. Bastın geri, bir atak daha yapacağız çünkü. Oğlum bu oyunda bak ben çok fazla istemsiz böyle eğiliyorum öne doğru ya. Boynum ağrıyor ha. Sonradan fark ediyorum yani. Kim ulan kaçmayan köpek? Only half the enemy force remains. Ona bunları yok edelim arkadaşlar. Adamlar Helmingaslarımıza girmiş ya, çok fena. Behold how our cowardly foe runs. It's time to press the attack. Devam abi. Şunları temizliyorsun. Sen bunları temizliyorsun. Hızlandıralım. Tek kadın birlik Ruanda Yevon'un birliği. Abi bir tane kadın sesi geldi ya. Değil mi? Enimi bir şeyler dedi yani, duyduk. Ben mi görmüyorum? Nerede ya bu? Ah, şurada.
Bir taneymiş. İşte öyle charge'larız kardeşim be. Arkadaşlar yarın çok güzel replay'lerimiz var bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Barayir'cim 5. ayını da tazelemiş efendim. Geçen ay Dufan'a hediye abonelik attırtmıştı. Abi. Hızlan. O kaçanlarda ne oldu artık bilemeyeceğim arkadaşlar. Abo. Vay sen tiplere gel. Çok iyi ya. Çok iyi. Görseller çok iyi. No glory in hiding like this, my lord. Tamam. Bu ordu da finito. Yes, your orders, my lord. Kal kanki orada, sen orada kal. Şimdi bak, mevcut orduyla hem bunları temizleyip hem de burayı almamız lazım. Yukarıda umarım ekstrası yoktur abi. Verdim turu. Bu arada yaptığımız savaşlardan eksi 400-500'lerdeydik. Artı 165 olduk. Savaşlardan da bir tık şey aldık. Para kazandık yani. Arkadaki Sauron, öndekiler şey işte. 9 insan kral. En öndeki Witch King'dir muhtemelen. Onun yanındakiler de işte diğer 8 tane insan kral. Aralarında muhtemelen şey var işte. Kamul. Ruhunlu kral. ...16. Abi taptaze komutan ver. Ver ver ver. Severiz onu. Nereye geldi o? Edoras. Tamam. Evet arkadaşlar. An itibariyle paramız 125. Çok çok az. Ar Adunayim High Elflere, Yüksek Elflere savaş açmış ya. Sen hayırdır kardeşim ya? Şurada bak hala smoking house'ların falan olmadı arkadaşlar. Buralardakiler olmuş bir kısmı ama. Yani buradaki birlikleri de retrainledik. Güzel. Şurada. Şurada. Nasıl bunlara ulaştı lan bunlar bu arada? Karabela. Buradalar. Bir kısmı da galiba bak burada imlar liste var. Bir de şurada Grey Heavens'ta falan vardı. Mithrond. Acaba Ar Adunay neydi işte, unutuyorum adını. O gemilerle buraya mı geldi onlar? Gemilerle geliyormuşlar. Pekala. Anlaşıldı abi. Onlara da haddin. Uf. Hop. Aga şaka mısınız? Allah Allah. Yes, my lord. We shall engage. Onun yanında 1500'lük bu nerede arıyor ya? Your orders, my lord. To battle. Honorable, glorious victory. Yes, your orders, my lord. We shall engage. Benim canımı sıkmayın bak. Vallahi daraldım ha. Bunları yok etsem, abi bunları yok etsem ardına bakın şunların. Biz bunu orta seviyede açmadık mı ya? Abi orta değil mi ya bu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Bu nasıl bir orta abi? Bu ne bu? Hard gibi bu. Brutal gibi bu ya bu. Böyle bir ordu gönderme şekli yok ha. Bu kadar parayı nereden buluyor oğlum bu? Ben götümü zorlaya zorlaya 12 bölümde bir tane 5000 kişilik bir ordu kurdum da onunla hareket ediyorum. Bu ne oğlum bu kadar bu?
Vallahi çattık ya. 5000 de değil artık zaten de. 4600 falan. Adamın burada. Lan ben adamın zaten 5-6 bin kişilik ordusunu mahvettim. Üstüne bir de şu an burada 1700-1800'e yakın adamını öldüreceğim. Arkada dahası var. Şurada var. Bak şurada var bir tane. Bu 200-300 kişiliktir. Bunun içindeki 1000 kişilik falandır burası yine. Kalenin içindeki, Dunay Ardın içindeki. Vay anasını avradını diyorum ve savaşa katılıyorum abi. Allah bunları bildiği gibi yapsın ya var ya. Eru yapsın diyoruz kardeşim. Hadi bakayım. Şimdi Theoden gel kardeşim sen. Sen savaşa dahil oldun. Bunları ikiledik. Bunlara üç dedik. Şunlara bir dedik. Adamların ordularında böyle hani kayda değer bir komutan falan da yok. İşin aslında sıkıntı olan kısmı bu. Bir komutan olsa şey dersin. Hani ben bu komutanlara saldırayım, öldüreyim, kazanma ve adamı yıkma şansım, ihtimalim var. Burada öyle bir durum da söz konusu değil. Yani dandik dandik içerisinde komutan bulunmayan sadece kaptanlar var. Gereksiz. Öldürsen de öldürmesen de bir şey ifade etmiyor. Onlarla savaşıyorsun. Ordular iyi yine kalabalık kaliteli. Theoden'in ordusu da öyle. Şu an savaşa ağır ağır dahil oluyorlar. Bunlara atak komutunu vereceğim de şimdi yapay zeka bunları salak salak kullanmasın diye şimdilik bir gelsin haritaya bir dahil olsunlar. Ben atak komutu vereceğim arkamdan gelsinler. Birlikte savaşalım. Şimdi alır o Theoden'i aptalca oradaki bir payka saldırır falan ondan endişe duyuyorum bir tık. Kendim ilk baş savaşayım. Ondan sonra şu yukarıdaki agresif şeyine geçireceğim moduna. Bak bak oraya 81 kişilik bir şey getiriyor. Onları oklayıp azaltmak lazım. Öncelikle. Theoden nereye geliyorsun abi? Abi benim var ya dalmam lazım. Bunlar Theoden'i meyoden'i de şimdi öldürtür bu yapay zeka. Abi sen savunma pozisyonuna geç. Nereye? Alo. İnşallah öyle olmaz. Ya seriyi yok olarak kapatmak istemiyorum ya. Biliyor musun? Bu kadar çok emek verdik. Ekonomiyi düzeltelim, bilmem ne yapalım falan filan. Onların sayısını azalttık. Güzel. Hey ya. Güzel. Oklamaya başlayın benim güzel okçularım.
Bir de bu adamlarla savaşan bir tek ben miyim abi? Ened Wayd klanlarına ne oldu mesela? Savaşmıyor musunuz? Sadece ben mi mücadele ediyorum şu an? Hani ittifak olmuştuk? Bir şeyler olmuştu ne bileyim. Bas geri, bas geri. Abi. ...33 kişi kalmışlar. If we continue like this, we will smash the enemy. Abi artık siz de bir şeyler yapacaksınız. Dünlendik horsemanlar girmiş oraya. Şu Hunters'lara dal. Girdik şuradaki klan hunterlara da. Abi geri bas ki. Badly bloodied. They have lost half their men. Bunlar aynı zamanda ok yağmuru altında da kaldılar ya. Our men have slain the enemy general. Without him, his troops will lose their will to fight. Güzel, güzel, güzel. Only half the enemy force remains. Şurada çok fazla birlik var ya. Bir karışmış yani burada ortalık da. Umarım var ya. Çok adam kaybetmemiştin inşallah Theoden. Abi continue diyelim. Tamam mı? Bunları bir kovalayalım. Kovalayabildiğimiz kadarıyla ben şu an şey yapamıyorum ama kimseyi göremiyorum yani şeyden dolayı. Sen buna gir abi. Tamam, diğer general de ölmüş. Bunlar general değil dediğim gibi arkadaşlar. Gereksiz gereksiz kaptanlar. Hızlandıralım şöyle. Ağaçlardan olayı görmüyoruz ki abi.
Burayı da temizlediler galiba. İyi lan, benden az adam kaybetmiş ha. 308 ben kaybettim. 238 o. Teo'dan. İyi valla. Diğeri yok oldu mu? Nice. Geberin iti oğlu itler size. Şimdi arkadaşlar. Burada bir hat kuracağız. Ekstra kimseyi de alamıyorum ya. Bandit çok kötü. Şunlar çok güçlü. Sellsworth'u alsam aslında iş yapar. Dunn'ın Pikeman'ları paralı olarak alabiliyoruz. 500 gold. Param yok ama. Ardı var mı bunun? Aga ben bir ordu daha yapıp getireyim. Hayır dedim, şunlar sondur herhalde. Tur veriyorum arkadaşlar. 48 dakikadır savaşıyoruz. Bir bakalım neler olacak. Suriyelilerle sokakta röportaj yapıyorlar. Suriyeli diyor ki, Türkiye artık bizim. Kimse bizi Suriye'ye yollayamaz. İzledim ona benzer bu arada birkaç tane. Denk geldim. Aha! Ered Wade klanları geldi lan. Abi helal be. Helal be. Bekliyordum lan böyle bir şey. Ened Wade klanlarını püskürttüler ama şu an. Şu an Ened Wade klanları püskürtüldü. Anca onları püskürtürsünüz işte. Dolguldur's Final Stand. Dolguldur yıkılıyor mu la? 16 yaşında ver. Dolguldur Diminish neydi oğlum? Ne oldu ya? Diminish. Diminished. Azalmış. Ne demek ya azalmış? Düşürülmüş, azaltılmış. Dolguldur azaldı mı şimdi? Oğlum anlamadım lan. Bilmediğimde bir kelime denk geldi bak. Ulan V olsa sorardık şimdi. Aha, güzel para kazandık arkadaşlar. Yapmış olduğum binalar olduğu için 129'a düşmüş yine param. Sıkıntı yok. Önemli olan o binalar tamamlansın. Ama şu an iyi para kazandık. Bakayım hatta. Evet, burada Smoking House'u yapmaya başladı. Artı 40 verecek burası arkadaşlar. Artı 40 oradan alacağız. Bakayım. O diğer ikisine henüz para yetmemiş galiba. Burada da yok. Buraya yapmamışız zaten. Buradakine de henüz para yetmemiş efendim. Hadi Ened Wade klanları ya. Bir atak, bir şey daha bekliyoruz abi. Your orders, my lord. To battle. We shall prevail. Yes. Anasının da nikahı ya. Çok da kalabalık değiller ama. Yes, my lord. Arkadaşlar şunlar başımıza bela olmasın diye bunları temizleyip Theoden'le oraya gitmeye çalışacağım. Şu ikisini öldürmem lazım. Şuna da saldırabilirim hatta. Buradaki iş var ya, çok şey oldu ya.
Anadvaite klanları da savaşıyormuş. Ben az önce söylendim bir tık. Savaşıyormuşlar ama bir işe yaramıyorlar. Sıkıntı orada ya. İki orduyla girsem şehri alırım bu arada. Gelseler bile savunuruz. Bir hızlandıralım da. Bunların oku bitti. Mızrağı bitti. Normalde bu adamlar 180 olması lazım. 104'e kadar düşürdük. İki grup. Atlıyla vurkaç yaparak. Tamam, okçularımız birazdan sıkar. Sıkmaya başladılar. Güzel. Şunlar neydi? Bunlar da baltalı. Aslında bunlara vur kaç yapabilirim ya. Yarın yaparım kardeşim, çünkü yarınki yapacağım yayın 2022'nin son yayını olacağından ötürü 2023'te görüşürüz diyerek yayını kapatırız. Sonra pazar akşamı gelirim. Ya öyle kaçarsın he. Gel lan buraya. If we continue like this, we will smash the enemy. Our men have only half the enemy force remains. Normal bir kaptanın kafasına taç var ya. Abi, Allah Allah ya. Adamın tacı var ya. The enemy army flees the field. Pursue and run them down. Arkadaşlar salmıyoruz, kovalıyoruz hepsini. Canını bırakmıyoruz. Hadi bakayım. İki de oklama ki friendly fire yapmayalım kardeşim her seferinde yani. Be awed by the victory we have won here today. Abi bir sene yayın açmayacaksın, ne düşünüyorsun? Oğlum bunları yarın söyle lan. Şu an açacağız yani daha. Bir pazar buluş yok mu kardeşim? Kardeşim valla prensiplerim gereği pleblerle görüşmüyorum diyormuşum. Kardeşim görüşürüz tabii ki de, ayarlarız ya. Bakarız İzmir'de kimler var. Artık dediğim gibi arabamız da olduğu için atlar gelir ki yani. Ya öğrencilik zamanlarında arkadaşlar bu arada insanın zoruna gitmiyor.
Basıyorsun işte, o zamanlar 90 kuruş 1 lira basardık. Şimdi atıyorum 2,5 lira mı ne basıyorlar herhalde, 3 lira öyle bir şey olabilir. Hani bir yerden sonra otobüse binip de mesela 7,5 lira basmak zoruma gidiyor. Alırım 50 lira benzin. Giderim yani, anladın mı? Bir 20-30 kilometre basar gezerim yani. Şu 93'ü de alalım. Bunu da temizleyelim. Araba var abi, al beni İstanbul'dan. Yok lan, o kadar da değil ya. İzmir'de bizden kimler var? Bir bakmak lazım bu arada Karabela. Yani bir bakalım, hani böyle olmazsa ben yazarım. Hani İzmir Sargoncuklar toplantısı falan gibi bir şey de olabilir yani. Geniş çaplı. Olmazsa hani Aydın'ı falan da dahil edebiliriz. Belki hani oradan da gelmek isteyenler olabilir. Zannetmiyorum ama yüzleri olacağını. Aydın'ı izleyen kardeşlerim varsa üstünüze alınmayın. Başka bir konudan bahsetmekteyiz. Şimdi bu arkadaşları kovalayacağız yine. Abi şunları al, 3 yap. İki dedik. Bu kadar uzağa nereye gidiyorsunuz acaba? Vallahi yine delireceğim ya. Allah'ın yapay zekası ya. Pike'ları alalım da ilk aşamada. Az kişiler ama. Trabzon'a gidip orada düzenle. Ya Trabzon'da Bill var lan bir de Trabzon'da bu arada, değil mi? O sen Trabzonlusun. İstanbul'da yaşıyorsun ama Bill direkt Trabzon'da yaşıyor galiba, değil mi? Hiç de sormadım ama aklıma gelmedi ona. Orada mı yaşıyor acaba? Vallahi benim o kadar çok akrabam falan var ki Trabzon'da. Acaba böyle Bill mesela onlardan biriyle okul arkadaşı falan mı yani? Olabilir de yani, anladın mı? Çünkü gerçekten şey çok fazla var. Oğlum bunlar nereden ok atıyor la bunlar? Allah, gel lan. Biraz daha kalabalık olsun. Adamlar nereden nereye ok atıyor ya? Abi vurdun kırdın orayı var ya. Ağzını burnunu kırdın onların sen. Continue like this, we will smash the enemy. Keep this man safe. Double time. Only half the enemy force remains.
Diyorum ya ya, sende öyle bir durum varsa bende de olabilir. Yani tanışık falan olabilirler. Muhtemel. Abi şu adamlar ne olur ölün ya. Şunları bir oklayın abi. Helal olsun vallahi ya. Vallahi helal. Yo, rütbe olsa da vuramıyorlar. Hiç olayın rütbe ile alakası yok. Adamlar ölümsüz kardeşim. Öldürdünüz abi bunları. Hiçbir şey yok ya. Kılıçlı. Hadi. Sapla. Medusel kapı guardları geliyor abi. Özellikle de bak şunlar o kadar güçlü ki. Wolf'un pike'larıymış. Ölmüyor adamlar abi. Şu öldü mü şu iki kişi? Biri gitti, diğeri de gitti. Okey, bunlar da 8 kişi. Gel abi arkadan alalım. Sapla oradan aldın araya. Allah Allah ya, nasıl bir şeyse yani bunlar valla. 6. Enemy General kaç tane öldürdüysem artık. Tamam, 93 kişiyi daha saf dışı bıraktık efendim. Şimdi buradan ne yapacağız Theoden'in ordusuna bir bakalım. Bir saati de açtık arkadaşlar. Ona göre bir durumu değerlendirelim. Bakalım ne yapacağımıza. Conceal. Prime position to launch. Yes, my lord. Bak bunlar buralara yetişebiliyorlar şu an. Bunun içinde de büyük bir ordu var zaten. Şöyle yürüteceğim. Başka çarem yok abi. Böyle de turu vereceğiz. Abo. Mordor burayı da almış. Without question. Abi bu adamlar burayı da almış. My lord. Bu adamın neresi kaldı ki? Dolamrot kaldı. Herhalde şurası falan var arkadaşlar. Burası Gondor'un. Bizim Gondor geldi aldı. İyi ki aldı yani. Gondor yok olmuş abi. Böyle bir şey yok ya. As you wish. Şuraya baksana. Biz bunlara karşı ne yapacağız çok merak ediyorum. Orada artık bir ekstra bir değerlendirme. Ben Karabela ile Discord'da konuşurum. Belki akıl alırım. Hani bunlara karşı ne yapacağız? Şu para işi ne olacak falan. Bunları tekrar bir oturup bir değerlendirelim. Burada arkadaşlar turu veriyorum. 100. turumuza giriyoruz. Bir
Bakalım yukarıdaki Dunmen turları ne yapacak? Clans of Anedwait desteğe gelecek mi? Kritik bir durumdayız. Anedwait geldi oradan. Belki yukarıdaki orduların ilgisi oraya dağılabilir. Dunayard'ı savunmak yerine oraya yönelebilirler. Abi. Yapamayacağım param yok çünkü. Evet, paramız güzel para geldi ama 272'si kaldı bize. Sebebi de yine buralar olması lazım. Vallahi olabilir kanka ya. Hani olmazsa bakarsın, hani bir el atarsın. Akıl almam lazım. Çünkü normalde olması gereken çoğu şeyi de yaptım ha. Şimdi bu modda ben sana da sordum hatta. Şey de yok abi. Mercant da yok yani. Hani mercant basayım. Mercant şu bir yerlere koyuyorduk ve oralardan da para kasıyorduk. Onu da biliyorum yani normal Medieval 2'den. Öyle bir şey de olmadığı için onu yapmıyorum. Sadece hani binaları basıyoruz. İşte sen dedin incoming yazanları özellikle hani basalım. Onlardan bastık. Bak mesela Blacksmith bir tane daha yapsam bu da artı 75 falan herhalde getiriyor. Yine. Ya bu bundan eminiz ama değil mi bak. Burada yazdığı artı 75 para mı yani? Bu binayı yaptığım zaman bu bina turda 75 para mı getiriyor? Bundan emin miyiz yani? Para evi gibi. BFM'deki para evi gibi. Çünkü ben bunlara yöneldim bastım bir faydasını görmedim abi. Paralarım eriyor gidiyor. Çözemedim ya. Bak 100. turdayız ha. Şimdi kazandırdığı para artıyor. Evet ya, artı 75 dedi ya o tabii ki de. Okey. 6 tur diyor oraya. Bu adamların da orduları fena değil ya. Bunların kolay kolay aslında yenilmemesi lazım Dunmen'da da. Vay be, balistası var la herifin. Yes, my lord. Parça parça şu ordular da çok sıkıntı var. Bunları da halletmek lazım aslında da. Ben ordumla şuraya gideceğim arkadaşlar. Bak. Şöyle kalsın. Bak diğerlerini umursamıyorum. Şu an buraya dalıyorum. Tamam mı? Hatta burada zaten 4 tane şeyim de var. Kapı kırma tokmağım da var. İçeriyle ilgileneceğiz. İçeride bir miktar adam var. Onun yanında şöyle bir atlıyla bir berserker dediği bir zımbırtı var. Çok güçlü değiller. Market falan yapsan o da etkiliyor. Para yeri olarak belki onların seviyeler üstü az getiriyordur trade binaları. Valla olabildiğince yüklendim. Bak en son yayını kapatırken hatırlıyorum şey yaptık. Buralarda Masons Hall yoktu. Masons Hall'ları yaptık burada şey olsun diye. Binaların işte parasını ve yapım sürelerini falan azalsın diye onu yaptık. Şimdi mesela Smoking House koyuyorum bak. Bir tane burada. Bir tane burada. Şurada yapmam gereken geliştirmeler vardı. Onları zaten bak Masons Hall. Bu şeyleri yapmadık. Kültür zımbırtılarını yapmadık. Grain Exchange yok burada mesela. Bunları buraya ekliyordum en son. Ama oraya bir türlü para yetmedi şu an. O yüzden olmuyorlar. Burada yapıyordum. Meeting Hall artı Smoking House yine. Bunlar olacak. Para geldikçe onlara şey yapacağız. Onlardan sonra gelen paralarla ekstra yine böyle maden falan bir şeyler mi yapsam? Mesela şu para biriktirip burada. Bak buradaki parayı biriktirip abi 6000 buraya şey mi yapayım? Mining mi yapayım? Bak 342-125. Bu 500'e yakın bir para getiriyor bu tek başına. Ve parası 6000. 6000 biriktirip bunu bir koysan mesela. Burada benim henüz meeting hall'um bile yokmuş ya. Gerçi meeting hall değil de. Neydi o? Masons Hall falan onları yapmışım burada.
Yok, bu akşam artık müsait olamam da. Sevgili YouTube, burada sonlandırıyorum. Yani dediğim gibi, bak, şu orduyu görmezden geleceğim. Buradaki orduları görmezden geliyorum. Yukarıdakileri, burada Enedwait klanları tutar diye düşünüyorum. Şuradaki şu ikisi bana müdahale edecek muhtemelen. İçeriye dalacağım. İçerideki bu orduyu yok ederek almaya çalışacağız orayı. Kapıyı kırdıktan sonra Theoden'in ordusunu otomatiğe vereceğim. Theoden'in ordusu otomatik olarak içeri girsin, bana destek olsun diye. Muhtemelen burayı paramparça yaparız diye düşünüyorum. Çünkü ordu tam da değil. Yani böyle full gibi görünüyor sanki burası. Full artı full gibi, ama baksanıza 66. İşte şunlar bak full 190, 80 falan, bunlar full, ama bak bu adamlar 47 mesela, bak bu adam 40, 31 kişilik atlı var falan. Diğerleri de muhtemelen azar azar. Lord'u da çok üst düzey bir lord değil. O da halledebileceğimiz düzeyde olduğunu düşünüyorum. Bakayım yanındakilere. Yanında işte normal bodyguardlar varmış. Çok çabuk ölüyorlardı bunlar, hatırlarsınız. Çok güçlü bodyguardlar değiller. Komple 2 bölüm bu adamların ordularını yok etmekle uğraştık. Artık sevgili YouTube, 13. bölümde Dunayard'ı alırız diye tahmin ediyorum. Bakacağız. Kendinize sonraki bölüme kadar çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.